Ya bizim ne olmak? Son nefesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah'a diyerek ülkücülerin tarihi görevlerini bir şuur ve bir idrak içerisinde yaşaması, yaşanması ve yaşatılması gerekir. Bundan tam 40 yıl önce 12 Eylül darbesinden kısa bir süre sonra Mustafa Pehlivanoğlu, canımız, kardeşimiz, 12 Eylül Cuntası'nın şefi, diktatör Kenan Evren'in ve Beşli Konsey'in onayıyla Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildi. Binlerce dava arkadaşımız gibi ön kuzuların, özmenlerin, Recep Aşatlıların, Gün Sazakların yolunda ve izinde yürüdü. Mustafa Pehlivanoğlu'nun masum ve suçsuz olduğunu dönemin sükuneti mahkemesindeki hakim, sözde hakim Ali Fahir Kayacan da biliyordu. Mahkeme heyeti de biliyordu. Diktatör Kenan Evren Beşli Konsey de biliyordu. 40'a yakın idam kararı veren Ali Fahir Kayacan denen o sözde hukukçu Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edildiği gün burada hükmü okuyanlardan biriydi. Yıllar sonra hatırlar anlarında diyor ki sözde hatırlarında pişman değilim. Necdet Adarı'ya karşılık Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamını 12 Eylül öncüler istedi diyordu. Diktatör Kenan Evren, sözde hakim Ali Fahir Kayacan, cuntacılar, o dönemin sözde savcıları ve hakimleri hepsi biliyordu Pehlivanoğlu'nun suçlu ve masum olduğunu. Bundan 40 yıl önce 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece rahmetli şehidimiz, kardeşimiz, yiğidimiz Mustafa Pehlivanoğlu Mamak Askeri Cezaevindeki hücresinden anılarak Ulucanlar Kapalı Cezaevinde idam edildi. İlk idam edilen ülkücümüz rahmetli şehidimiz Mustafa Pehlivanoğlu'ydu. 22 yaşında şehadete yürüdük. Sonsuzluğun sahibine kavuştuk. Birçok ülkücümüz Ulucanlar Cezaevinde idam edildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde 9 arkadaşımız idam edildi. Onlarca arkadaşlarımız işkencehanelerde şehit edildi. Ankara C5 hattı işkence merkezinde işkence görmeyen ülkücü yoktu. İdama giden arkadaşlarımızı idam edilecekleri biline biline bu arkadaşlarımızı hücreden alıp C5 hattı işkence merkezinde tekrar işkencelerden geçirdiler. O polderli çeteler arkadaşlarımıza Mamak cezaevinde C5'te işkenceler yapılırken bunlar işkenceleri seyrediyorlardı. Biz yeni nesil ülkücüler olarak Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan gibi zalim despot yönetimin idam ettiği ülkücü ağabeylerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yolunda yürümeye, onları dalgalandırdıkları ülkü bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun zalim 12 Eylüller, yaşasın Türk milliyetçiliği fikri.